sürekli olarak iyi tablolar ortaya çiziliyor. Geçenlerde dün sanıyorum grup toplantısında Sayın Başbakan çıktı. Çok toz pembe bir tablo anlattıktan sonra evet ufak tefek problemler var ama bütün bu problemleri halledecek tedbirleri de aldık diyor. Sayın Bostancı, sizin tedbirler Nasrettin Hoca tedbirleri gibi. Hani biliyorsunuz hocanın alacakları var, sürekli sıkıştırıyorlar. Evin önünde bir dikenli tel, buradan koyun geçecek, günler takılacak, bunları işleteceğiz, satacağız, güleceğiz. Adam çıldıracak, gülüyor. Peşin parayı gördün, gülüyorsun diyor. Sizin durumunuz böyle. Şimdi diyorsunuz ki biz 250 milyar TL'lik bir kaynak oluşturuyoruz. Biz Plan Bütçe Komisyonu'nda Sayın Bakan'a defalarca sorduk. Nasıl bir kaynak bu? Nasıl olacak? Nerede bu para? İşte 25 milyar TL'si. Peki nerede? Hiçbir şekilde şeyden borç almadan, başka bir kaynak kullanmadan, bütçe imkanlarıyla falan böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Bir kredi garantisi getiriliyor. Bunu millete açık açık söyleyeceksiniz. Aynı şekilde bu düzenlemeyle getirmiş olduğunuz sicil affının da gerçekten sicil affı olmadığını insanlara söyleyeceksiniz. Belki psikolojik bir ortam oluşturmaya çalışıyorsunuz ama hayal kırıklıkları ile sonuçlanabilir bütün bunlar. Çok sayıda insan iflas etmiş durumda. Zor durumda ve bunlar bankalara gidecekler. Sicil affı oldu. Bizim artık işte kalan borçlarımızı yapılandıralım, yeni krediler diye hayal kırıklıkları yaşanacak. Herkes Türkiye nereye gidiyor diye soruyor. Ekonomi ortada zaten. Rakamlar ortada, konuşuyoruz. Artık yani makroekonomik rakamlarla falan bile kimseyi ikna edemiyorsunuz. Her şey ortada. Sadece ekonomiyle ilgili değil, demokrasiyle ilgili, iç barışla ilgili, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerle ilgili her şey ortada. Bakın 7 Haziran'da iktidarı paylaşmayı asla ve kabul etmediniz. Paylaşmadınız iktidarı. Çünkü siz siyaseti birikim ve tahakkümün aracı olarak kullanıyorsunuz. Eğer siz siyaseti herkesin güvenliği, herkesin özgürlüğü, herkesin ekmeği amacıyla yapsaydınız iktidarı paylaşırdınız. Ne dediniz o zaman? Nasıl bir Kasım'a geldiniz? Bir Kasım'a gelirken yaptığınız şey şuydu. Efendim, Türkiye'de huzur bozulmaya başladı, terör artmaya başladı, gerginlikler artmaya başladı, ekonomi de ciddi iyi gitmiyor, dolayısıyla tek parti iktidarına ihtiyaç var dediniz. Ve o günden bugüne daha evvel olduğu gibi yapamadığınız hiçbir şey yok. Usulleri çiğnediniz, anayasayı çiğnediniz, torbalar doldurdunuz, getirdiniz, her şeyi yaptınız. Buna rağmen 1 Kasım'dan bu yana ekonominin 1 Kasım'dan bu yana nereye geldi? Demokrasi nereye geldi? İç barış nerede? Türkiye'nin uluslararası ilişkileri nerede? Terör ne noktada? Ne kadar insan kaybettik? Hepsi ortada. Şimdi bütün bunlar yetmemiş diyorsunuz ki tek parti yönetimi. Değerli arkadaşlarım, şimdi soruyorum. Siz tek insan yönetimi diyorsunuz. Parlamenter sistemli olmadı diyorsunuz ama birisi bir çıksın anlatsın. Parlamenter sistem şurada bizi engelledi. Hayır, her şeyi yaptınız. Zaten fiili bir başkanlık sistemi devam ediyor. Buna rağmen Türkiye'de ekonomide istikrarsızlık var. Buna rağmen demokrasiyle, haklarla ilgili, özgürlüklerle ilgili problemler var. Buna rağmen insanlar tedirgin. Buna rağmen insanlar gelecek göremiyor. Bu ülkede ben ve çoluk çocuğum 10 sene sonra, 15 sene sonra kendi yaşam tarzı ile, kendi özellikleriyle, kimliğiyle rahat bir şekilde yaşayabilir mi? Böyle bir gelecek var mı sorusuna gerçekten vardır cevabı veremiyor değerli arkadaşlarım. Çok ciddi sorunlar, sıkıntılarla Türkiye karşı karşıya. Bu paket bunu aslında açıkça gösteriyor. Bundan önce gelen paket de aslında açıkça gösteriyor. Gerçekten artık bohça yama tutmuyor. Ne yaparsanız yapsın yama tutmuyor. Yapılacak şey şudur değerli arkadaşlarım. Buraya nasıl geldik sorusunu sorup bunun cevabını vereceksiniz.